Herkese merhabalar. 41 günde TYT Geometri kampımız 18 Temmuz saat 11'de başlıyor arkadaşlar. Evet, 41 günde bu işi halledeceğiz. TYT Geometri'yi. Ve hocam geometrim sıfır, hiçbir şey yapamıyorum diyen öğrenci için de geçerli. Geometrim orta, iyi veyahut da çok iyi diyen öğrenciler için de geçerli bu kamp. Sıfırdan zirveye gideceğiz. Evet, seviyeniz ne olursa olsun hiç fark etmez. Yeter ki temel matematik bilginiz olsun. En temelinden başlayacağız, dibinden arkadaşlar ve zirveye kadar çıkacağız. Her türlü soruyu çözeceğiz. Kolayı, ortası, zoru, yeni nesli ne varsa hepsini halledeceğiz. Burada arkadaşlar kendi ders anlatım tekniğimden bahsedeceğim. Bakın kolay, orta, zor ve yeni nesil dedim. Konu anlatımlarımda öncelikle konuyu tanımak için kolay, sonra kavrama adına orta seviye ve konuyu pekiştirmek, irdelemek, aynı zamanda bakış açısında genişletip derinleştirmek için zor. Tüm konuya hakimiyeti sağlamak, sınav tarzına alışmak için de yeni nesil sorular olmak üzere her tarz, her tip soruyu çözeceğiz. Katlamasından tutun, kesmesi, birleştirmesi, kısa yolu, pusulası, çizim soruları, kısaca her tip soru, en ince detay ve püf noktaları, soruya nasıl başlanılır, ilk hamle ne olur, bilgi nasıl kullanılır ve sonuca doğru adım adım nasıl gidilir, bütün bunların hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Şimdiye kadar geometri hiç bu kadar kolay olmamıştı diyeceksiniz. Benim geometri en çok önemsediğim bilgi tanımlardır arkadaşlar. Evet, tanımlar o kadar önemli ki bu tanımlardan yola çıkarak pek çok soruyu çözersiniz veya da tanımlar üzerine kurulu yüzlerce soru vardır diyebilirim. Çünkü bu derste verilen özellikler ya da kurallar, bunların hepsi aslında tanımlardan gelen nedir? Sonuçlardır arkadaşlar. Evet. Soru çözmenin mantığı da ispatı da tanımdır. Ve hemen hemen her soruda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Konu anlatımlarda, soru çözümlerde ispatını da yapacağım, mantığını da anlatacağım. Soruları çözerken şu özelliği kullanıyoruz, bu kurala göre yapıyoruz gibi ezberci bir anlatım ve yaklaşım benim tarzım değil arkadaşlar. Benden uzak. Ezber yok geometride. Ne var? İşin mantığı var. Gelelim şu geometrinin görme meselesi olup olmamasına. Arkadaşlar, hocam ben göremiyorum, geometri görme meselesi filan demeyin lütfen. Gerçekten bu söylem o kadar yapışmış ki dillere, klasikleşmiş sanki bulaşıcı bir hastalık gibi. Yani hem çok itici hem çok anlamsız. İtici diyorum çünkü daha derse başlamadan bitiriyor dersi, değil mi? Yani bu yaklaşım aynı zamanda çok da negatif. Anlamsız diyorum. Evet arkadaşlar, anlamsız çünkü bilmeden bir şey görmek mümkün müdür sizce? Yani biliyorsanız görürsünüz. Onun için daha yolun başındayken ben göremiyorum demenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi hani bizim öğrencilik yıllarımızda da vardı bu. Yani benim matematiğim iyiydi gerçekten. Geometrim de fena değildi ama takıldığım böyle yapamadığım sorularda götürdüğüm zaman hocaya derdi ki bak şöyle olacak, böyle olacak. Şunu göremedim mi, bunu göremedim mi? Yani neyi göremedim diyordum ben, neyi? Meğer sonra yıllar sonra kendim öğretmen olduğum zaman anladım ki mesele aslında görme meselesi değil. Mesele bilgiyi kullanabilme meselesiymiş. Biliyorsan o işi ne yapacağını, nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, ne zaman iki noktayı birleştireceğini veyahut da hangi ek çizimi neyin karşısında yapacağını işte o zaman bilgiyi kullanabiliyorsun, soruyu da çözüyorsun. Yani kısacası arkadaşlar geometri bilgiyi kullanabilme olayıdır. Başka da bir şey değildir. Onun için benim de sizlerden isteğim şu derse başlarken bir kere zihninizi geometriyle ilgili negatifliklerden bir arındırın, temizleyin. Yani kendinizi bir resetleyin, zihninize bir format atın. Tamam mı arkadaşlar? İkincisi de şu 41 günlük TYT kamp programında takip ederken açıklama kısmında vermiş olduğum PDF'leri mutlaka bir çıkartın. Kendiniz de soruları çözmeye çalışın. Elinizi, gözünüzü, zihninizi bu derse alıştırın. Bakın bu o kadar önemli ki elinde, gözünde, zihninde alışmış olması. Çünkü bu dersi öğrenebilmek ve bu derse hakim olabilmek ancak soru karşısında bilgiyi nasıl kullanacağını davranış haline getirerek olur. Ve bunu alışkanlığa dönüştürerek oluşur arkadaşlar. Böyle evet, çalışma programını ya da yol haritasını çıkartırken başlangıçta aslında nasıl düşünülmesi gerektiğini öğretmeye çalışacağım ben size. Ve tüm amacım, tüm hedefim bütün bunları sizlere aktarabilmek, kazandırabilmek. Ama bir de sizlerden isteğim arkadaşlar, yılmadan, usanmadan ve de asla
Vazgeçmeden bu dersi çalışmanız ve daha sonra göreceksiniz ki gerçekten yapabilir konuma geleceksiniz. Hatta kendiniz buna şaşacaksınız, ya ben neydim, ne oldum diyeceksiniz arkadaşlar. Geometri bu kadar kolay mıydı diyeceksiniz. Şimdi konularımıza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gerçi kamp programı içerisinde var ama ben toplu olarak görünsün istedim. Doğrudan açılarla başlayacağız. Üçgende açılar, dik üçgen, ikizkenar, eşkenar, açıortay, kenarortay. Arkasından üçgende merkezleri ayrı bir konu olarak verdim. Çünkü çok önemli. Hatta iki bölüm olarak veriyorum arkadaşlar. Açı kenar bağıntıları, üçgende alan, bu böyle devam ediyor. En son küre ve koni ile bitiriyoruz. Ve de toplamda 41 gün TYT Geometri Kampı'nda 27 konuyu göreceğiz arkadaşlar. Her şehirde göreceğiz ve 700 tane soru çözeceğiz. Sanki bir geometri soru bankasını bitirmiş gibi olacağız beraberce. Geometrinin bel kemiği diyorum arkadaşlar, üçgenler için. O kadar önemli yani. Daha ne diyebilirim ki önemini anlatmak için. Ve üçgenleri hallettikten sonra zaten geometrinin neredeyse yarısını halletmiş oluyorsunuz. Hani derler ya, inanmak başarmanın yarısıdır. İşte üçgenleri halletmek de geometriyi halletmenin yarısıdır anlamına geliyor. Bunun için de 41 günün 17 gününü üçgenlere ayırdım. 17 gün boyunca sadece üçgenlerle uğraşacağız ve bu üçgenleri iyice hazmedeceğiz arkadaşlar. Nihayetinde arkasından gelen konular, işte özel dörtgenler, dörtgenler, çokgenler vesaire, bunların hepsinde zaten üçgenler kullanılıyor. Hatta diğer konuları da sayabilirsiniz. Analitikti, çemberdi, ondan sonra katı cisimlerdi vesaire. Yani çok güzel bir program olacak arkadaşlar. Size çok şey katacak. Bir kere onun garantisini vereyim ama tabii siz de günü gününe düzenli bir şekilde çalışırsanız böyle olur. Bir de üçgenler demişken aklıma şu geldi. Hani anlatım tekniklerimden bahsediyordum. Biliyorsunuz ki bir soruda bazen o sorunun birkaç tane çözümü olabiliyor. Yani farklı bakış açısıyla baktığınız zaman farklı bir bilgiyi görüyorsunuz ve o farklı bilgiyle değişik bir çözüm yolu buluyorsunuz. Bu geometriye has olan bir şey. Bir başka derste bunu göremezsiniz arkadaşlar. İşte konu anlatımlarında, soru çözümlerinde ben bunu çok önemsiyorum. Farklı alternatif çözüm yollarını da gösteriyorum yeri geldikçe. Çünkü bunu öğrenmek arkadaşlar bakış açısını hem derinleştiriyor hem genişletiyor. Aynı zamanda tüm konuya hakimiyetiniz de artırıyor. Ondan dolayı da önemsediğim en önemli şeylerden bir tanesi farklı alternatif çözüm yollarını göstermek. Zaten bunu izledikçe videoları göreceksiniz. Ve işte bizim kamp programımız arkadaşlar. 18 Temmuz Pazartesi günü saat 11'de ilk videoyu atıyorum. Doğru da açılar 1. Başlıyoruz. Bismillah. Ve ikinci videoyu da aynı gün içerisinde saat 14'te atacağım. Şimdi iki video attığım günler var. Öyle olduğu zaman da birini sabah 11'de, diğerini de öğleden sonra saat 14'te, yani 2'de atacağım. Üçgenler için ne demiştik? 17 gün sürecek demiştik. 17. gün benzerliğin bittiği gün, yani 3 Ağustos oluyor. 4 Ağustos'tan itibaren de çokgenlere başlayacağız. Bir diğer konularda sırasıyla devam edecek. 28 Ağustos'a geldiğimizde arkadaşlar artık geometri adına donanımlı olmuş olacaksınız ve sınava neredeyse 8 ay kala seviyeniz ne olursa olsun o seviyenin mutlaka üstüne çıkmış olacaksınız. Ve ne diyeceksiniz? Hey, yaşasın geometri, artık yapabiliyorum diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, diyeceksiniz. Bu arada arkadaşlar 2022 TYT'de iki tane sorum çıktı. Bunu da belirtmeden ve sizlerle yeniden paylaşmadan geçemeyeceğim. Gerçi daha önce bir video ile bunu paylaşmıştım ama burada bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok mutlu oldum. Yani iki tane soruyu tutturabilmek çok çok önemli bir şey, süper bir şey. Hani şöyle diyorlar ya, zaten sınavda çıkan soruların benzerleri kitaplarda var. Biz bunları çözmüştük. Siz de diyebilirsiniz arkadaşlar, bu soruların benzerleri yayınlarda var veyahut da benzerlerini çözmüştük. Mesele o değil ki. Yani evet, ben de kanalımda kitap çözümleri yaptım, deneme çözümleri yaptım, konu anlatımlarda ve soru çözümlerde bu soruların benzerlerini çözdüm. Ama mesele ne? Tek soru olarak atmak. Yani benim YKS tahmin sorular dediğim bir serim vardı. ÖSYM sorar diye de belirttiğim sorulardı bunlar. Bakın burada 2022 ayet 35. soruya aday önce siz çözün diye belirtmişim ki
Sınavda çıkan altıgenin ve on ikigenin kullanıldığı ayna sorusunun benzeri. Burada ayna içeride, sınavdakinde dışarıdaydı. Bir de makas sorusunun benzeri fermuar sorusu arkadaşlar. Mantık olarak aynı, yani çözüm olarak aynı iki sorunun da şekil olarak da aynı aslında. İşte önemli olan bu. Tek soru olarak atmak. Bu soru çıkabilir diye atmak. Yoksa kitaplarda evet benzerleri var biliyoruz zaten. Evet böyle işte arkadaşlar. Tekrar paylaşmak istedim sizlerle bu mutluluğumu. Hem mutluluk verici hem de onur verici bir şey. Çünkü bu platformda evet yeni sayılırız. Bir sene oldu. Geçen sene Nisan ayında başlamıştım. Ardından zaten tatil girmişti devreye. Yani bir yıl oldu sayılır. Yani bu bir yıl içerisinde pek çok şey yaptık. Kitap çözümleriydi, deneme çözümleriydi, konu anlatımlarıydı. Bir de iki tane soruyu tutturabilmek gerçekten olayı taşlandırdı. Hatta sınavdan 2 gün öncesinde bir soru daha paylaşacaktım simetriyle ilgili. Son anda vazgeçtim arkadaşlar ve onun da benzeri geldi maalesef. Gerçi daha büyük bir kanal olsaydık onun yansıması, yankılanması bayağı da büyük olurdu diye düşünüyorum. Yani öyle değil mi? Kendi çapımızda ancak sesimizi duyurabildik maalesef. Videoyu sonlandırmadan önce programı bir kez daha ekrana getireceğim arkadaşlar. Bu programın PDF'ini açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Siz de mutlaka çıktısını alın arkadaşlar. Artık masanızın üstüne mi koyarsınız, duvara mı yapıştırırsınız? Yani bilmiyorum ne yaparsınız. Ama mutlaka çıktısını alarak onun üstünde arkadaşlar her günün programı bittikten sonra hatta bir tik işareti atmak veyahut da bir artı işareti koymak artık kendinize göre başka bir sembolik ifade de olabilir bilemiyorum. Ama bu insanı motive eden bir şey. Yani ben bunu hallettim, bugün bu programı bitirdim vesaire düşünceleriyle gerçekten insanı mutlu ediyor, motive ediyor. Bir sonraki derse de itici bir güç oluyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar pazartesi gününü ben heyecanla bekliyorum. Umarım güzel bir katılım olur. Sizlerle 41 gün boyunca beraberiz ve şu geometriyi halledeceğiz. Hani söyledim ya sonunda ne diyeceksiniz 28 Ağustos'ta? Hey yaşasın bu geometriyi hallettim sonunda. En azından kendime bir şeyler kattım, bir mesafe aldım, bir şeyler oldu. Evet bunu diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.